Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün can kuş yollarda nereye gidiyor? Arkadaşlar evleri temizledim bir. Evler temizliği pek batmamış. Ondan sonra öyle bulaşıkları falan yıkadım. Kedi vardı onu doyurdum. Köpüşümüz vardı onu doyurdum. Şimdi de Hasangil'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada... Bu evin biz zamanında bir yıl önce ev turunu çekmiştik. Şimdi bu eve fayanslar falan yapılıyor. Kapılar takıldı. Bu evin sahibi çektiğimizde çok mutlu olmuşmuş. Şöyle balkonun fayansı falan yapılmış. Burası okulda çok bağırış çağırış geliyor arkadaşlar. Buranın balkonu bu şekilde. Şöyle çelik kapısı da bu şekilde. Burada çalışanlar vardı arkadaşlar. Fayansları yapan abiler falan. Eğer evin kapısı açık olsaydı sizleri evin için çekerdim. Gerçekten böyle yeni yapılan evler şeyler benim çok dikkatimi çekiyor. Bu nasıl böyle? Ha, mat kaymayacak. Merdiven de şu şekilde arkadaşlar. Ben çok seviyorum buranın merdivenini. Ev de çok güzel. Şuradan da bakacağım. Burası mutfağıydı. Buranın fayans falan nasıl olmuş? Çok pasaklama içerisi. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Çünkü ben de görmüyorum. Arkadaşlar şöyle füme rengi dolabı var. Orada içeride şey var. Ya bir netleştirse birazcık. Bu içerinin şu. Ha böyle oldu bakın. O içeriği görüyor musunuz? Orası kileri arkadaşlar. Evin kileri. Gerçekten kendi evim yapılırken en büyük istediğim oydu arkadaşlar. Bir kilerim olsun. Başka hiçbir şey istemem diyordum ama velakin olmadı. Evimizin projesini çizen abimiz her şeyi yerleştirmiş. Bir tek kileri yerleştiremedim. Yenge dedi. İçerinin fayansıyla, şu koridorun fayansıyla buranın fayansı aynı renk bence. Şöyle bakalım. Böyle çabalayacağım ha. Bu videomu eğer ki bu evin sahibi izlerse inşallah. Terliklerime neyim bakın. Son model. Etemin edim giydim arkadaşlar. Bu evin anahtarı falan denk gelirse inşallah bizim akrabanın şey ya oğlun ya kızın evi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Hasangil bugün Rukiye Görümcemgil'in orada bahçe sürüyorlar arkadaşlar. Sürecekler yani. Hasan da beni aramış bir dedi bana şapka getir yanıyorum dedi. Ben de şimdi buradan şapkayı aldım bir de güneş kremi aldım. Gidiyorum yükselim okulda. Ömer'im de babaannesiyle beraber o da gittiler oraya. Beraberce gittilerdi. Ben de yükseli alınca gideyim diye niyetlenmiştim. Şu anda saat 11.30 civarı. Saat 1'de yükselim çıkacak okuldan. Büyük ihtimal Kaan da bize doğru gelirse yine ben bir şapkayı falan veririm. Geri dönerim diye düşünüyorum. Şöyle Hasan Dağı'na da bakın. Görüyor musunuz? Hasan Dağı'nın eteğindeki karlar erimemiş. Yukarısındaki karlar erimemiş. Ama çok güzel. Şöyle. Böyle güzel. Bize biraz uzak. Böyle şey olarak Helva Dere'nin üst kısmında arkadaşlar Hasan'da. Usuldan usuldan gideyim şöyle. Şu yukarı tepeden gitmek istiyorum. Bu taraflarda köpek oluyor. Korkuyorum köpekler de peşime koşacak diye. Bakalım. Buraya da yine bir sürü moloz dökmüşler. Bir derlenip toplanıyor buralar birazcık tabii ki de. Çok değil ama. Yine aynı oluyor. Cebime de çekirdeğimi aldım arkadaşlar. Orada oturup çekirdek çitleyeceğim. Aslında içecek de götürecektim. Soğukça içeriz diye ama böyle giderken bile ben nefes nefese kalıyorum. Kendimi yük yapmak istemedim. Şu tepeden gideceğim. Ay. Şöyle şapkayı da kendi başıma takmaya çalıştım. Olmadı. Bugünümüz de böyle arkadaşlar. Bu arada inşaatımızda yatak odalar temizlenecek duruyor hala. Dün Ömer ağladığı için yetiştiremedim. Zaten dünkü videomda ben söylemiştim sizlere. O yüzden bugün nasip olursa oraları temizleyeceğim. Fazla bir şey kalmadı zaten. Şeyleri benim elimde yük olmasın. Hani böyle doldurdum molozlar götürüyorsun. Onun dışında benim için sıkıntı yok. Çünkü belim ağrıyor arkadaşlar. Ben götüremiyorum ağırlığı. Hiçbir şekilde. Beni zorluyor.
Evet. Bayağı yaklaştık arkadaşlar. O zaman videomuzun devamında inşallah yine görüşürüz diyelim. Buralarda biz çok koyun kuzu güttük. Unutulmaz tabii ki de. Koyunlarımız, kuzularımız çıkardık buraya. Her yerde güttük de hani buralar daha yakın mevkimiz ya. O yüzden daha iyi hatırlıyorum. Ağaçlardaki çiçeklerimiz, yeşilliklerimiz, bahar geldi. En sevdiğim arkadaşlar ilkbahar. Hepsi çok güzel. Tabii ki de her mevsimin bir güzelliği var. Kar yağınca bir güzel, yaz gelince bir ayrı güzel. Ama ve lakin benim favorim ilkbahar. Bilmiyorum. Herkesin farklı bir sevdiği mevsim olur. Kimisi kış mevsimini daha çok sever. Kimisi yaz mevsimini. Sonbahar bana hep hüzünü hatırlatır arkadaşlar. Böyle yapraklar dökülür. Ayrılık zamanı gibi gelir bana. İlkbaharda yeniden doğuş, böyle çiçeklenme, mutluluk, yeniden başlangıç gibi gelir. Öyle. Hasan Dağı'na sanki yaklaşıyor gitgide. Ay evet güzellerim. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Bakalım oraya gidince Hasan Gül çeker büyük ihtimalle. Ben de evimize gelince sizlerle videomuzun devamında buluşurum. Evet can dostlar, ben geldim. Ondan sonra şöyle otları topladık, kabalarını. Annemle beraber. Kuş nasıl güzel gidiyor. Bir kere de motor sürmeyi denedim bu arada bunu. Hasan'ın videosundan görebilirsiniz. Aslında yapsam başarabileceğim inanıyorum ama benim işim değil. Bir ara böyle biraz ağır bir iş. Böyle hani söyledim ya size, belim ağrıyordu. Bunu ben götüremem. Bastırmak gerekiyor üstünden birazcık. Yani güç, kuvvet gerekiyor. Hasan videosundan görebilirsiniz. Söylediğim gibi can dostlar. Böyle buralar. Bütçe görümcem bilin. Havuzları. İki tane havuz var. Bu da havuz, o da havuz. Bu da. Evet arkadaşlar. Hasan yarıya geldi. Yoruldu yazık. Kollar ağrımış. Ona bir danene gidirdim. Kan şekerim yerine gelsin dedim. Şöyle çok güzel sürüyor arkadaşlar. Köpük köpük yapıyor. Gördüğünüz gibi ben şimdi yükselimi okla almaya gidiyorum. Yükselimi alacağım. Ondan sonra tekrardan buraya. Bakalım gelir miyim, gelmez miyim, belirsiz. Ömer çok lüksü geldi. Aslında eve gitmek istiyorum ama. Burası da şöyle. Evleri. Balkonları bu şekilde. Şimdi beni görmede kaçmasın. Ağlıyor arkadaşlar. Çok ağlıyor. Onu götüreceğim de şimdi yorulur. Şimdi bu yoldan dümdüz gittiğimde direkt karşıma yüksüşümün okulu çıkıyor. Bir de böyle göstereyim evi. Bu şekilde. Elmas Görümcemgil geldi gitti arkadaşlar. 5 dakika uğrak verdiler. Onlar gittikten sonra da ben de yüksüşümü almak için yola koyuldum. Öğle ezanı okunacak, az kaldı. Okulumuzun hemen yan başına bu şekilde top sahası mı desem, şey böyle maç yapmak için şeyler oluyor ya, futbol sahası, maç sahası ne derseniz, ondan yapıyorlar arkadaşlar yeni. Demirleri dedim yapmışlar. Etrafının fileleri falan kalmış herhalde. Bilemedin mi? Niye öyle bakıyorsun? Evet arkadaşlar, Kaan'ımla yükselimi aldım. Geçin oğullarım. Geç, ben örterim. Gel. Ömer orada kaldı söylediğim gibi. Şimdi bunlara biraz bir şeyler hazırlayayım. Kaan'ım okula gitmeden atıştırsın bir şeyler. Ana benim gözelime. Buna 30 bin like isterim. 30 bin like mi? 30 bin izleyen yok anneciğim. Kurban olduğumun yarısı. Ve izleyicilerim tekrardan merhaba. Şimdi ben mutfağımdayım. Ne yapıyorum? Şu anda saat 6'ya geliyor arkadaşlar. Akşama kadar düşündüm ne pişireyim diye. Bugün biraz şöyle mide bulantısı var bende. Yani istemedi hiçbir şey. Ondan sonra düşünün en sonunda buldum. En sevdiğim ikili yapıyorum arkadaşlar. Çorbamı koydum. Mercimek çorbamı. Ondan sonra da fırında patates süreceğim. İçine ekmeği de koymayacağım. Ben sevmiyorum öyle. Böyle.
Şuna da bir seçeneğim koyuyordum aslında ben de. Neyse şuna koyacağım. Ne olmaz. Şöyle koyalım. Hadi dökelim soyutlarımızı. Bankonun üzerine koyuyorum arkadaşlar. Sonra yıkayacağım, doğrayacağım. Bunları yine böyle iri iri doğruyorum. Bu fırına sürdük mü çok güzel oluyor arkadaşlar. Yağda kızartması da güzel oluyor ama bu başka benim için. Böyle kıtır kıtır son anına kadar kızartıyorum. Bu arada fırını önceden açtım. Bu ısındı. Ömer uyanmış. Onun yanına gittim. Yüksel vardı. Ondan sonra o da dolanıyor öyle etrafta. Şöyle. Alalım. Bu yemeğimi fırına süreceğim arkadaşlar. Ondan sonra nereye gideceğim? Ahıra gideceğim. İnek sağmaya. Hasan'cığım motor yaptırmaya gitmişti. İnekleri de sayacağım. Sonra vaktim varsa inşaat temizliğine devam edeceğim. Bakalım. Tabi vaktim olursa söylediğim gibi. Böyle. Fazla da yapmak istemiyorum aslında ama işte güzel oluyor. Şuradan da pişmiş gibi bir koku var. Şimdi onu kapatacağım. Şöyle. Şimdi yıkarım öncelikle. Patates hemen değişik renk alıyor. Açıkta duruştu. Rengin elim değişiyor vallahi. Şöyle. Sizler neler yapıyorsunuz benim güzel izleyicilerim? Sizlerin menülerde neler var? Ay. Bugün değişik ya, bilmiyorum. Normalde yemeğimi dedim hazırlayıp koyuyorum. Erken vakitlerde bugün olmadı. Değişik bir böyle şey var üzerinde ağırlık. O da gitmeyince olmadı. Patates de bayağı bozulmaya gelmiş artık arkadaşlar. Şöyle içine bakın. Buralar. O yüzden derin derin alıyorum oralarında. Artık bunun şey geçti. Geçen yılki topladığımız patates de Ömer geliyor bence diye. Ömer. Annem niye uyandı? Senin gibi uyutmuştum oysa ki ben. Ömer oku düzenini artık bozdu arkadaşlar. Artık büyüyor olsa gerek ki. 2 yaşına geldik artık. Geçiyoruz. Ömer'e gelmedi. Arkadaşlar bu arada Ömer'in saçını da kestik. Gitti. O adam artık tam anlamıyla bir keloğlan oldu. Ama ve lakin üzülüyor. Vallahi üzülüyor arkadaşlar. İstemiyor. Ona bu kelimenin kullanılmasından hiç hoşlanmıyor. Kusuyor. Ondan sonra ağlayacak gibi oluyor. Hasan'a diyorum çocuğumun özgüvenini yıktın diyorum. Ne güzel hani böyle cibir cibir özgüvenli çocuğum diyorum da saçlar geri gelir arkadaşlar. Bir haftalık, iki haftalık bir şey. Sonrası zaten dolup taşar inşallah. Şöyle. Ömer sarı olduğu için arkadaşlar çok belli oldu böyle saçların olmadı. Yükselinkinde bu yaşlardayken böyle sıfıra vermiştik. Tamamen kesmiştik. Ama hiç şey yoktu yani. Belli şey olduğu hali yok ya. O esmer olduğu için belli olmadı. Bu adam sarı olduğu için belli. Olsun bakalım. Canlar sağ olsun da. Saç da gelip geçti. Geliyor da, geçiyor da, uzuyor da, kesiliyor da. O şekilde. O bıçak niye böyle eğri büğrü kesiyor? Ana. Vallahi eğri büğrü kesiyor. Şöyle. Bir tepsi dolusu olduğunuza geçiyor. Hatta böyle artıyor onu da sabah hani edin kızartıyorum tekrardan ısıtıyorum. Yeniyor yine. İsraf olmuyor yani. Annem. Ballı. Ne oldu? İnek mi diyor? İnek mi? İneğimiz yok. Şimdi gideceğiz onu sağmaya. Seni de götürürüm, seni de babaannene veririm.
Gündüz ben oradan geldim arkadaşlar. Ondan sonra bu bir ağlamış, bir ağlamış. Kayınvalidem dolandırmış oradan oraya, oradan oraya. Yine de diyor susturamadım diyor. Geldi artık onu yatırdım, sütünü falan verdim. Sonra rahatladı. Uykusu geldi mi böyle çok hırçın bir çocuk haline geliyor. Her çocukta olduğu gibi Ömer de öyle oluyor arkadaşlar. Uykusu geldi böyle çok sızalanıyor, stresleniyor. Ömer, dışarı mı gidiyorsun? Ha mı? İlaçı. Şöyle. Tepsi oldu arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle iliklerimize vereceğim. Şuradan hemen tuzumuzu atalım. Anne. Annem. Anne. Mama. Hı, inemize mama annem. Şöyle. Tuzumuzu anne. Döktük. Annem. Anne. İneğimizi götüreceğiz annem. Döktüm. Götürelim inemizi. Ben sahip sen de otur yanında olur mu? Olur. Tamam. Olur. Olur demek istiyorum. Kelimelerimizin başı var, sonu yok. Şuradaki havlum da ıslandı diye kaldırdım. Kendim çok kötü hissediyorum. Alıştım ya ona. Annem ne oldu? Buradan bir de sıvı yağ dökelim. Anne. Annem. Ne istiyorsun sen de? Şu. Şu mu? Şu. Şöyle üzerine gezdirelim arkadaşlar. Şöyle. Dur bebeğim. Bunu da fırınımıza süreceğim. Toz biberi neydim atmayacağım. Başka herhangi bir baharat da yok. Bu sade bir şekilde kızarsın. Anne. Mama. Mama mı? O. 200 dereceye de ayarladım arkadaşlar. Bir de şu bulaşıkları yıkayayım. Ondan sonra ben gideceğim arkadaşlar inek sağmaya. Videomuzun devamında inşallah yine görüşürüz. Anne. Evet can dostlar, ben inek sağmına geldim. Tamam, altlarını temizledi. Bir de samanlarını döktü. Şimdi yemlerini verdim. Hemen sağmaya giriştim. Bu şekilde ineklerimiz sağlıyor. Sütü bayağı bitti. Buzağımızı doyurdum, geldim. Yeni. Kızım. Fındığım bu ay kızım. Ay kız. Bu şekilde arkadaşlar sağmış da bitti bayağı. Şimdi makineyi çekeceğim. Çocuklarımın karnı aç. İnşaatı temizlemeye çıkacaktım ama bilmiyorum, bakalım. Önce çocuklarımı doyurup sonra çıkarım belki. Sütçü gelmeden sütümü eve doğru bir ben götüreyim. Tekrardan evimizdeyiz can dostlar. Benim güzel izleyicilerim. Şimdi ne yapacağız görüyorsunuz. Şunlar kaldı dün. Yetiştiremedik Ömer ağlayınca. Şu tarafı görüyorsunuz. Ben şöyle oturma odamı bir güzel temizledim. Bu şekilde. Süpürdüm ama burası gerçekten benim dün ciğerlerimi doldurmuş arkadaşlar. Böyle nefes alamayacak durumdaydım dün. Akşama kadar öksürdüm. Sabaha kadar öksürdüm diyebilirim sizlere. Benim boğazım doldurmuş böyle. Mutfağımız da temiz arkadaşlar. Ana. Burayı kim açık koymuş? Bu şekilde. Burası da temiz. Şurada şey vardı. Onu Ali yukarıya götürdü. Bunlar dökülecek arkadaşlar. Ben yine kovalara dolduracağım. Ben götüremem. Şuradaki küçük lavaboyu Hasan temizlemiş. Ama fazla almamış taşını toprağını. Çünkü onlar betondan ibaret. Dün ben burayı aldım böyle. Bu tarafını aldım şu fırçayla. Şöyle görüyorsunuz can dostlar. Devam edecektim ama Ömer durmayınca mecburen bırakmak zorunda kaldım. Yemeğim falan hazır. Altını kestim arkadaşlar. Ev nasıl yankı yapıyor. İnekleri de sağdım. Yemeğim de hazır. Ömer'in karnını falan doyuracaktım. Olmadı. Burayı da Hasan'a sordum. Temizlemem gerekiyor mu diye. Çünkü burası da hep şu taşlardan, betonlardan. Başka da bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor. Hasan buraya bir baksın. Orayı öyle temizleyelim inşallah. Arkadaşlar ben dün diğer şeyi, oturma odasını öyle bir süpürdüm ki yeri gazındıra gazındıra böyle mahvettim. Böyle mesela bir geçtiğim yeri 4 kere 5 kere geçtim. O da sadece şöyle kabasını alıp şöyle gitmem gerekiyormuşmuş tek onunla. Ben de bunu süpür süpür süpür. Eğer ki ben öyle çok uğraşmasaydım tüm evi bitirirdim. Bir de son zamanda girdik zaten. Şöyle.
Burayı da bir kovaya doldurun kürek yardımıyla. Şöyle. Yani şu alttaki tozlu olan kısım kalabiliyormuş burada. Onu da öğrenmiş olduk. Şöyle. Buraya birazcık şey yapacağım. Su serpiştireceğim arkadaşlar. Ama böyle kabasını alır gidersem tozlanmaz buralar. Söylediğim gibi ince yüzeye alıp gittiğim için mahvolduk. Dün ciğerlerimiz dedim şişti. Dünkü videom arkadaşlar hep şey sanmışsınız. Aksaray'daki evi temizliyoruz sanmışsınız. Oradaki evimiz bizimki böyle etrafı bitmiş ama şey yok. Temizlemek için daha çok erken orayı. O yüzden orası daha duruyor. İnşallah nasip olursa yine Aksaray'a gittiğimde sizlere orayı da göstereceğim. Ben yapılmış halini hiç görmedim. Kayınvalidem gitti, kayınbabam gitti, Hasan gitti. Ama ben gitmedim. Görmedim yani. Şöyle merdivenleri Hasan dün süpürdü. Şu kapıyı da biliyorsunuz ki Nail'in işlemini Hasan'ın şaheseri. Ve bu diğer kapımız da aynı şekilde. Buraların kapıları takıldı arkadaşlar terasımızın. Buraya da kuşlar falan pisliyor diye orayı da kapattık arkadaşlar. Bu şekilde. Burası da bu şekilde. Buranın lambası falan takıldı. Görüyorsunuz. Niye bu lamba takıldı diye belki soracak olursunuz ama böyle avize gibi farklı bir şey takmak istemedik arkadaşlar. Buranın tavanı çok yakın yere. Bakın çok az bir mesafesi var. Görüyor musunuz? Bizim boylar normal ideal boy ama biraz uzun birisi olsun. Bakın mesela elim değiyor benim. Lambalarımız böyle ama bunlar çok iyi. Ben çok seviyorum bu lambalar. Şimdiki oturduğum evimde bundan var lamba. Tüm odalarımda. Küçük küçük ama güzel oluyor. Bu arada şöyle bu tarafta göstereyim. Niye bulanıklaştı? Ha? Şurası benim şimdi kaldığım odam arkadaşlar. Şurası kayınvalidem gelin. Burası da benim odam. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hasan Dağı'nın bir de yüksekten görünümüne bakın. Sizlere gündüz göstermiştim. Bir de böyle akşam güneşi batarken bir daha göstereyim. Köyümüzün güzel görüntüsünden göstereyim. Vallahi gördüğümüz hep aynı evler, aynı dağ, aynı tepe ama şuraya oturup saatlerce izleyebileceğime yani eminim. Bilmiyorum, hiçbir farklılık yok, hiçbir şey yok ama insan böyle sürekli şey izleme isteği geliyor. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben gideyim evimize. Aşağıya bir temizleyeyim. Buralar süpürmüştük Hasan'la. Ben de nasıl şu kureyi arıyorum. Bak hele bu da burada kalmış. Daha örümcek bile bağlamış. Maşallah. Buranın şey var arkadaşlar. Şöyle sürgüsü falan var. Çıkalım. Bunu aslında içeriye çatıya koy demişti Hasan Ali'ye. Herhalde yanlış anlamış. Onu da içeriye koyayım. Videomuzun devamında inşallah yine görüşürüz. Benim güzel izleyicilerim, tatlı telaşlar devam ediyor. Temizliğe devam. İnsan hani böyle bir şeylere hevesli olunca yorulduğunu da anlamıyor inanın ki. Şöyle buralar derledim topladım. Bunların hepsi arkadaşlar aşağıya gidecek. Ama ben götüremem. Hem ağır hem de belim ağrıyor benim. Şöyle görüyorsunuz. Süpürdüm arkadaşlar koridoru. Şu borulardan dolayı oralara böyle betonlar birikinti olmuş ve çıkmıyor. O gördükleriniz de onlar. Şöyle. Bu büyük banyoya hiç dokunmadım arkadaşlar. Burası da yine kum dolu. Bilmiyorum üstüne beton mu atacaklar yoksa bu çıkacak mı? Sormam gerekiyor. Şöyle. Burayı temizledim. Gördüğünüz gibi. Zaten hani bir üstün kabasını alıp gidiyorum temizlenecek. Öyle ince ayrıntı camdır penceredir değil buralar. Gördüğünüz gibi burası da Yüksel'imin odası. İki pencereli. Yine toz geldi bana. Burayı da bu şekilde süpürdüm. İşte şu anda 3 kova dolusu şey oldu. Böyle monoz birikintisi oldu. Gördüğünüz gibi. Elhamdülillah. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Burası da Yüksel Bey'in odası. Ay Ömer'in. Şöyle burayı da temizledim. Bir güzel süpürdüm. Buradan aldık. Böyle. Burası da tamam.
Zaten buralar söylediğim gibi temizdi. Şimdi Hasangil'i çağırayım. Şunlar da alsınlar buradan. Şuraya da birikmiş ama şey herhalde. Böyle köpük herhalde. Buraya başladım arkadaşlar. Şunlar buraya biriktirdim. Hasangil bu malzemeleri ne yapacaklar bilmiyorum. Merdivenin burada ne işi var ya da o boruların. Bilmediğim için buraya koydum. Eğer ki bunlar boş malzeme derlerse topluca alır götürürüz. Sıra geldi merdivenlerime. Aşağıya kadar. Şuranın bir ikincisini yaptım. Bu kovamız biraz yarım. Geri kalan da inşallah böyle doldurur. Aşağı doğru ineriz. Merhaba arkadaşlar. Gönlümün efendisi. Diyor gel. An. Düşen aslanım. Sen kollarını da seve. Hava serinledi. Biz giydik şapkamızı. Ana. Vallahi acını ittirim çocuk. Geç. He. Ben daha süt ayırdım arkadaşlar. Onu ben ayırdım. Ömer'e süt pişireceğim. Şunlar ıslanmaz. Ah yıka bari. Tozlandı bunlar. Ciğerlerim doldu. Sizin yaptığınız yilleri bozuyor Ömer. Onu da şey. Yapma annem. Gel sütümüzü pişirelim sobamızda. Sobamız söndü mü ki acaba? Kapattıydım. Ayaklarımı yıkanacak arkadaşlar. Tozdan bir adam oldum. Şöyle sütüm de burada. Görüyorsunuz. İneği sağdıktan sonra Ömer'ime süt ayırmıştım. Ellerime. Çok kötü oldu. Şimdi elim ayağım bir yıkarım güzelce. Şurada bir nefes almam gerekiyor. Hasangil'i aradım. O da Nail'in işte eskinin oradaymış arkadaşlar. Kulağım çınlıyor vallahi. Gel annem. Siz mi çınlatıyorsunuz kulağımı? Benim güzel izleyicilerim. Annem. Sen kırdın. Yok canım. O zaten çıkıyordu. Her suç üstün alma çocuğum. Lan mı? Köpüşümüze de süt verdim arkadaşlar. O da evine çekildi görüyorsunuz. Annem. Hey pepek. Karnı, Ömer o da süt içti bugün. Rahatsız etme. Evet o da süt içti annem. Tüt. Evet tüt içti. Pepek. Bu. Annem. Ne yapacağız onu? O zaman can dostlar videoma anne, bir kapanış anne. Yapayım. Ağırlık çekti bana. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'ıma emanet olun. Pepek yemez annem. Ninesin? Doğrudur. Ne dediğini anlamadım. Süt dedi ama. Hoşça kalın canlarım.